Merhaba Turgay. Merhabalar Deniz, merhabalar. Şimdi biliyorsun seninle birlikte iki video çektik ve Evet. insanlar seni merak etmeye başladı. Umarım faydalı olmuştur çektiğimiz videolarda. Birincisi arsa videosuydu. İkincisi de işte beni tanıtırken senin bir katkın olmuştu. Şimdi de insanlar seni çok sorunca ben de seni çekeyim dedim. Şimdi öncelikle Eyvallah, kısaca sağ seni tanıyalım. olasın. İsmim Turgay. Soy ismim Dede. Yaklaşık 5 yıl kadar ben bir yurt dışında kaldım. Orada eğitim gördüm. Tıp fakültesinde, fizik tedavi bölümünde. Hangi ülke? Makedonya. Makedonya'da kaldım. Makedonya'da fizyoterapi okudum. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Evraklarımızı Türkiye'ye getirip Yükseköğretim Kurumu'na teslim ettik. Tabii giderken iki anlaşmaya riayet ederek gittik yani. Birinci anlaşma Lizbon Anlaşması, ikinci anlaşma da İtalya'da imzalanmış Bologna Anlaşması'ydı. Ve bunun dışında Türkiye ile Makedonya arasında imzalanmış özel bir anlaşma vardı. Sanırım Süleyman Demirel döneminde kalma bir anlaşmaydı. Yani biz giderken bize denkliğiniz var, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız diyerek gönderdiler. Gittik işte, okuduk, geldik, evraklarımızı teslim ettik. Evet, bize bir denklik çıkarttılar ama teknikerlik denkliği çıkarttılar. Yani lisansı düşürerek önümüze bir denklik sundular. Biz de kabul etmedik tabii bunu. Daha sonra hukuki yollara başvurduk. İlk davamızı açtık 11. Bölge İdare Mahkemesi'nden. Kazandık davayı. Daha sonra dava dilekçesini ekte sunarak tekrardan bir başvuruda bulunduk. Bu sefer yine aynı şekilde Yükseköğretim Kurumu sana ben işte bak denklik veriyorum ama teknikerlik denkliği veriyorum diye önümde sununca ben bunu tabii yine kabul etmedim. Tabii bundan önce de Yükseköğretim Kurulu İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Bu davayı bozdurmaya çalıştı. İstinaf Mahkemesi, 4. Bölge İdare Mahkemesi yine beni haklı buldu. İkinci davayı da kazanmış olduk. Son aşamaya da şu anda ikinci dilekçemi sundum. Yüksek Yani bir diploman olmasına karşın Türkiye'de bir klinik kesinlikle açamıyorsun. yani Avrupa'da 46 bölgede mavi diploma kategorisinde 46 bölgede benim çalışabilme yetkim var. Arap ülkeleri de dahil, Amerika da dahil. Nedense yani kendi ülkemizde çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Çözülmesini de istiyoruz tabii. Benim gibi çok arkadaş var. Hakkını alamayan arkadaşlar var. Tabii yılmadık. Ben eşimle birlikte Şırnak'a gittim. Eşim Şırnak'a atandı. Öğretmendi değil mi? Evet, öğretmendi. Şırnak'ta köylülere baktım. İlk bir ay hiç kimseden hiçbir şey talepte bulunmadım. Hala da gerçi talepte bulunmuyorum. İnsanlar kendileri getiriyorlar. Bir şeyler vermeye çalışıyorlar bana. Yaklaşık 4 yıldır hasta alıyorum. Hasta bakıyorum. Peynir getiriyorlar. Yumurta mı Aynen, peynir getiriyorlar? getiriyorlar, yoğurt getiriyorlar. Ne bileyim, kimisi evinde ekmek yapıp getiriyor, Ne kimisi güzel. süt getiriyor. En azından insanlara faydalı oluyorsun gittiğin bölgede, Evet, halka. ya büyük bir eksiklik orada bir fizik tedavi bölümünün olmaması. Ki insanlar çok zor şartlarda orada yaşıyorlar. Hani dağ Senin gibi şartlarında düşün yaşıyorlar. ki Turgay, şimdi sözünü kestim de senin gibi bir fizyoterapist var ve diplomasını almış ama o bölgede böyle bir eksiklik var. Devlet sana o yetkiyi vermiyor. Aslında özel bir izinle çalışabilme durumum olabilir. Ama işte bununla ilgili de ne ben başvurdum ne de onlar bu kolaylığı sağladılar ki başvursam da sanırım bir şey olacağı da yok gibi gözüküyor. Çünkü ta tepedeki bir Ne diyorlar kurum peki? Şey mi diyorlar? Hani hayır senin diyorsa diploman burada geçerli değil. ya diyor ki senin diplomanı ben diyor geçerli kılarım ama statüsünü düşürürüm diyor. Lisanstan teknikerliğe düşürürüm, ön lisansa düşürürüm diyor. Ben de bunu kabul etmiyorum. Zaten haklı olduğum için iki mahkeme kararı da beni tescillemiş oldu yani. İki mahkeme kararı da benim lehime sonuçlandı. Yani biz bırakmadık tabii. Ben sonuçta fizyoterapistim. Aldığım bir diploma var ve uluslararası bir diploma. Çok hasta baktım. Peki Şırnak'ta özel bir soru olacak ama Şırnak'ta halk sizi nasıl karşıladı? Hani oranın insanları o nasıldı yani size karşı? Batıyla Doğu arasında büyük bir uçurum var. Yani Batı'da insanlar daha çok bireysel yaşamdan yana kendilerini tecrit etmişler sosyal yaşamdan. Ama Doğu'da öyle değil. Doğu'da hangi kapıyı çalarsanız çalın sizi misafir eder,
ailesinin içine alır, ailesinin yanında yatırır sizi. Yani yardım kültürü, efendime söyleyeyim, misafirperverlik, yani göremeyeceğiniz, Batı'da göremeyeceğiniz en üst perdesinde. Biz çok memnunuz. Zaten bizi teselli eden en büyük durum da bu. Biz Batı'da göremediğimiz saygıyı, Batı'da göremediğimiz ilgiyi, Batı'da göremediğimiz komşuluğu, misafirperverliği ve sahiplenmeyi, yani altını çizerek söylüyorum, özellikle sahiplenmeyi biz Şırnak'ta gördük. Ben o yüzden Şırnak halkını, Şırnak halkının nezdinde Güneydoğu'daki bütün o halka, Botan bölgesine en derin sevgilerimi buradan senin aracılığında gönderiyorum. İyi ki varlar. Sakın televizyondaki o gösterilen diziler var mesela. Diziler, yani dizilere inanmasınlar. TV'lerde gösterilen o haberlere inanmasınlar. Yani Doğu bölgesinde ataya karşı, yaşlılarına karşı çok büyük bir saygı var. Dolayısıyla tabii dolayısıyla yani o aşiretin en yaşlısı kimse ona saygı gösteriyorlar. Ama hani aşiretin lideri filmlerdeki gibi al bu silahı git benim bir tane sümetim var onu öldür. İşte, öyle bir şey yok değil mi? Yok canım öyle bir şey olabilirim yani. Ben de biliyorum da şimdi seyircilerimiz tabii, kesinlikle kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi tekrar senin konuya dönelim. Peki senin hani istediğin nedir? Talebin nedir? Hani ne olması gerekiyor? Senin gibi bilmiyorum çok sayıda belki de öğrenci vardır burada denkliğini alamayan. Evet. Yani buradaki arkadaşlarım birçoğu, benim arkadaşlarımın birçoğu yurt dışına gitti. Yani Türkiye'den umudu kestiler, yurt dışında çalışıyorlar. Büyük bir kısmı yurt dışında çalışıyor. Türkiye'de kalanlar da farklı mesleklere yönlendiler. Yani hepsi bir değer de aslında. Birçoğu yabancı dil biliyor. Örneğin Polonya'da okuyan bir öğrenci. Hep nitelikli insanlar. Hep nitelikli insanlar. Farklı farklı diller biliyor. Bizim arkadaşlarımız Makedonca biliyor. Hani ne olabilir bu meslek adına? Sağlık ocaklarında ek bir... bir mesela bir bünyesinde ek bir şey oluşturup, bir yer oluşturup o bölgeden gelen insanların fiziksel sorunlarıyla ilgilenebilir. Yani bizim şu anda en büyük isteğimiz fizyoterapistler olarak mesleğimizin hakkının verilmesi. Sağlık ocaklarında fizyoterapistlere bir yer verilmesi. Efendime söyleyeyim, çok az alım oluyor. KPSS ile memur alımı çok yüksek puanlı. Yani şunu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun sakın yılmasın. Herkes hakkının peşinden koşsun. Hakkını savunsun. Ben işte şunu yapamadım. Bu böyle olmadı deyip kimse işte bahaneler üretmesin. Bahanelerin arkasına gizlenmesin. Devam ettirsinler. Mutlaka bir yerde bu düğüm çözüleceğine inanıyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.